Sevgili izleyenler, yanımda Avrasya Hastaneleri Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Yardımcısı, Zeytinburnu İşletme Direktörü İbrahim Urlu var. Efendim, bu geceyle ilgili hislerinizi, dileklerinizi alabilirim. Evet, biz başkanımız Sayın Hüseyin Urlu'nun önderliğinde bundan 30 küsür yıl önce Bakırköy Çamlık Hastanesi ile başlar. Sonra da kardeşlerle birlikte 96 yılında Zeytinburnu Avrasya Hospital'ın temellerini attık. O gün hayallerimiz var. O gün bu ülkenin sağlık problemleri, çok ciddi problemler vardı. Bu ülkenin insanları tedavi için yurt dışına gidiyordu. Bugün şükrediyoruz ki yurt dışından bu ülkeye geliniyor. Evet, biz ilk yola çıkarken hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir mottosuyla yola çıktık. Yine bu logomuzu kurgularken, hayal ederken AA, Avrupa ve Asya, Türkiye'nin evrensel şehri İstanbul'dayız. Dört dörtlük, bir yönüyle baktığınız zaman 4x4'lük bir hastane olmak. 9. Cumhurbaşkanımızın Süleyman Demirel'in sözüyle şifa kapısı olmak gibi hayallerimiz vardı. Çeyrek asır, Hüseyin Bey'in meslekteki yarım asır ve bugün böyle bir mutlu günü yaşıyoruz. Bizleri buraya kadar taşıyan hastalarımıza, bizlere destek veren, teşvik eden devletimize, halkımıza, çalışanlarımıza gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Bu teşekkür kelimesi bile az gelir diye düşünüyorum. Kapsamıyor o emekleri. Evet, bugün Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nin 24. yılı, Gazi Osman Paşa Avrasya Hastanesi'nin 7. yılını birlikte kutluyoruz. İki kardeş. Çamlık'la birlikte 3 kardeşiz biz. Her birinin ayrı ayrı kalp atışları var. Her birinin kendine özgü özellikleri var. Gelinen noktalarda ülkemiz adına gurur duyuyoruz. İnşallah bizlerden sonra bu kurumlardan örnek alınarak, feyiz alınarak daha iyileri mutlaka yapılabilir. Özellikle aile anayasasını yazmamız, çalışanlar için uyum rehberi adı altında yaptığımız bir kitapçığımız var. Bu ne yaparsan yap, yaptığın işi düzgün tarif edebiliyorsan, yaptığın işi güzel tanımlayabiliyorsan, o tanımladığın işi de güzel yaparsın. Şükürler olsun, bugüne kadar hastalarımızdan, resmi denetimlerimizden, kalite puanlarımız, gerek yurt içi yurt dışı, hasta memnuniyetimiz, çalışan memnuniyetimiz, özellikle çalışan memnuniyeti, bir ailede dahi ulaşılamayacak kadar yüksek düzeyde bir çalışan memnuniyetimiz var. Bunlar tek başına olmuyor. Bu bir ekip işi. Bu bir gönül işi. Bu bir inanma işi, azim işi. İnançla, azimle, kararlı bir şekilde işlerimizi yapmaya çalıştık. Bunu da fark ediyor insanlar. Samimi bir hastane olmak istedik. Güvenilir bir hastane olmak istedik. Standart bir hastane olmak istedik. Bu konuda da feedbacklerini alınca mutlu oluyoruz. İşte bugün de öyle mutlu günlerimizden birini yaşıyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Tek Rumeli de bizim için kıymetli bir yayın organı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler.